Buyur bacım. Ben... Buyur, ne soracaktım? Hekim bey yolladı beni. Sıhhiye takımının beklediği telgraflardan gelen var mı diye soruyor. Şuraya bak, şurada olacak. En üst rafta. Tamam. Buldun mu? Buldum. İnalay Cevdet hakkında. İnalay Cevdet ve zevcesi Aziz Hanım'ın Yunan ordusu tarafından kurşuna dizileceği. Fazıl bugün akşamüstü saatlerinde yapılacak. Hilal. Leon, Leon, annemle babamı öldürüyorlar. İzmir'de annemle babamı öldürüyorlar Leon. Hadi, hadi bir şey yapalım. Hadi gidelim, biliyorsan ne duruyorsun, kurtaralım onları, gidelim. Allah aşkına öldürecekler annemle babamı. Leon, ne demek gidemeyiz? Sen benim ne dediğimi duymuyor musun? Öldürecekler diyorum, duymuyor musun? Ne yetişebiliriz? Kurtarabiliriz, tamam. Leon, bize muhtaçlar yardıma ihtiyaçları var. Ne olur gidelim, Hilal, ne olursun. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tamam. Metin olun evlatlarım. Anneniz Azize hemşire ve babanız Miralay Cevdet şehit oldular. Lakin onlarla ilgili bilmeniz gereken çok mühim bir husus var. Düşmana yakalanıp idam edilme meselesi değil onlarınki. Annenizle babanız Yunan'a bile bile yakalandı. Bile bile ölüme yürüdüler. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın babanızla bizzat yaptığı planın muvaffak olması için bunu yapmak zorundaydılar. Dışarıdan gelen top seslerini duyuyorsunuz değil mi? Bizim toplarımızın sesi. Çünkü biz Yunan'ı bu plan sayesinde gafil avladık. Bu plan sayesinde onları geri çekilmeye mecbur ettik ve şimdi de taarruza geçiyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın bu muharebeye ne ad verdiğini biliyor musunuz? Melhame-i Kübra. Yani kan seli. Günlerdir süren bu meydan muharebesini annenizle babanızın da kanlarının karıştığı o kan seli sayesinde kazanacağız. Bunlarla ne kadar gurur duysanız azdır evlatlarım. Başınız sağ olsun. Vatan sağ olsun.